Hüseyin Rahmi Gürpınar, modern edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biridir. Roman, öykü, piyes, mektup, eleştiri gibi türlerde eser vermiş olsa da asıl şöhretini roman türünde göstermiştir. Halka ders verme, halkı eğitme düşüncesiyle edebiyat eserleri veren yazar, okuyucularını bir yüksek felsefeye çekmeye çalıştığını söylemiş ve eserlerini bu doğrultuda oluşturmuştur. Gürpınar, öyküleriyle de kendine özgü bir çizgi oluşturmasını bilmiştir. Ölümünden sonra yayımlanan bir kitapla birlikte yazarın öykü kitaplarının sayısı 9'dur. Gürpınar'ın romancılığıyla öykücülüğü pek çok açıdan paralellik gösterse de öykülerinde konu çeşitliliğinin daha fazla olduğunu söylememiz mümkündür. Yazar Gürpınar'ın öyküleri gerçekten de konu bakımından çeşitlilik arz etmektedir. Toplumsal eleştiri başlığı altında toplayabileceğimiz çok sayıda öyküde gerek ülke yöneticileri gerekse doğrudan kalabalıklar eleştirilmekte yazar doğrudan ya da dolaylı olarak neşterini toplumun çeşitli kesimlerine vurmaktadır. Bunun gibi kadın erkek ilişkileri, toplumsal değişim, batılılaşma, toplumun yoksul insanları, halkın saplandığı batıl inançlar, milli vatani duygular, hayvanlar, toplum hayatından kimi gözlemleri içeren anekdotlar yazarın öykülerine